Aynur Doğan 1 Mart 1975 tarihinde Dersim'in Çemişgezek ilçesinde doğdu. Özellikle Kürtçe müziğin Türkiye'de ve dünyada en çok tanınan isimleri arasında yer alıyor. Sanatçı, 2004 ve 2005 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Avrupa başkentlerinde gerçekleştirdiği kültür etkinliklerinde birçok şehirde sahneye çıktı. Doğan, Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble, Kayhan Kalhor, Javier Limon, Kinan Azme, Mercan Dede, Cemil Koçgiri, Morgulland All Star Band, Quattro Voci, Netherlands Blazel Ensemble gibi birçok müzisyenle ortak projede yer aldı. Ayrıca Avrupa'da birçok televizyon ve radyo programına da konuk oldu. Son yıllarda albümleriyle Kürt müziği alanında en çok satanlar arasına girdi. Sanatçı 2004 yılında Keçekur'dan, 2005 yılında ise Nupal adlı albümlerini yayınladı. Yavuz Turbul'un yönettiği Gönül Yarası adlı filmde bir Kürtçe halk şarkısı seslendirdi. Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası Köprüyü Geçmek adlı belgesel filmindeki sahneyle de uluslararası medyada tanınmaya başladı. Aynur Doğan, 2006 yılında İspanya'da gerçekleştirilen WOMEX'te en etkili performanslardan biri seçildi. 2005 ve 2010 yıllarında Netherlands Blazer Ensemble ile birlikte iki konser turu gerçekleştiren sanatçı, bu konserlerin canlı kayıtlarından oluşan Turquoise adlı albümde yer aldı. 2010'da Revent albümünü Sony Müzik etiketiyle yayımladı. Albüme adını veren aynı adlı şarkıya yönetmen Fatih Akın'la birlikte Hasan Keyif'te bir video klip çekti. Yine aynı yıl Sırbistan'da yönetmen Emir Kusturica tarafından gerçekleştirilen Küstendor Film ve Müzik Festivali'nde yönetmen ve oyuncular için bir konser verdi. 2013 yılında Latin Grammy ödüllü besteci ve gitarist Javier Limon'la Kürtçe şarkılarla Flamenco'nun bir araya getirildiği Hevra Beraber albümünü çıkardı. Hevra, Avrupa Dünya Müzik listelerinde 3 numaraya kadar çıkan bir albüm olarak raflarda yerini aldı. 2012 yılında Morgulland Festivali'nde karşılaştığı Kayhan Kalhor ve Salman Gabramov'la Cemil Koçgil'in de yer aldığı Havnias projesini gerçekleştirdi. Konserleri bir süre devam eden projenin albümü 2016 yılında Almanya'da canlı kaydedildi. Albüm tüm dünyada yayımlandı ve Almanya'nın prestijli ödüllerinden olan Deutsche Schallplatten Kritik ödülünü aldı. 2014 yılında Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble'un Aynur Doğan'la beraber verdiği performans, Oscar ödüllü yönetmen Morgan Neville'ın yönettiği The Music of the Strangers filminde yer aldı. Sanatçı, filmin Toronto Uluslararası Film Festivali galası için 2015 yılında Toronto'da verilen konserde de Yo-Yo Ma ile birlikte sahne aldı. Mart 2017'de Amerika'nın prestijli müzik okulu olan Berklee Müzik Okulu Akdeniz Enstitüsü tarafından Yılın Akdeniz Müziği Ustası ödülüne layık görüldü. Doğan son olarak Ağustos 2021'de Uluslararası Dünya Müzik Fuarı WOMEX'te 2021 Sanatçı Ödülünü aldı.